Motor Akademi'den herkese selamlar dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu bu bozuk yollarda başımıza gelen redüktörden zarıltı sesi gelir. Kiminin başında bu sorun var, kiminin başında bu yok. Ama bu sorunla karşılaşan insanlar için bakalım çözüm olabilecek bir formül aklımda var. Eğer aynı arıza benim arabamda da var zaten. Çözüm olursa bu işin çözümü de bir yerde böyle de oluyormuş diyebileceğiz. Şimdi konu bir önceki video. Bundan önceki videoda DC fren ve redüktör arıza tespiti diye bir video çekmiştik. Burada redüktörümüzden gelen frenlemeye bindiğinde, bozuk yola girdiğimizde zarıltı, yani ramp aşağıya inerken zarıltı sesi. Hani kamyonlar frenlemeye başladığında zarıldar ya, o şekilde bir ses geliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu dişli takımının bittiği için de olabilir. Yani sonsuzluk dişlisi bittiği için zarıldayabilir, sıyırabilir. Bunda hemfikiriz, tamam. Ben eski bir motorcuyum. Evet, bizim de motosikletlerimizde zincir dişli takımı eskimeye başladığında yükü bindiğinde kütür kütür atardı. Yalnız bu kimse de diyor ki bu Washington'in bir serisi hatalı üretilmiş. Çift şanzıman, yani sonsuzluk vidası çıkabilen dişlisi ayrılabilen ve ikili şanzıman diyorlar bunlara. İkili şanzımanlar mühendislik olarak hani hatalı üretimde bunun içinde payı var deniliyor. Kimisi de toplama hatası, işte bakıma gidiyor motor, bakımdan geliyor, başlıyor zarıldamaya. Kimisi de bunun için diyor ki toplama hatası. Ben dişlilere baktım. Zincir dişli nereden çıktı? Sonsuzluk dişlilerine baktım. Dişlilerde sıyırma yok, overlik yok, herhangi bir atlama falan yok, yani kırılma mırılma da yok. Hatta ben bu dişlileri yeniden yaptırayım diye bir dişli üretimi yapan birisine fotoğraflarını gönderdiğimde adam şaşırdı. Yani o dişlilerde hiçbir şey yok dedi. Buna istinaden, yani sorun bir de işte konuştuğum, tabii burada fikir aldığım medikalci teknik servisler var. İşte kimisi hatalı üretim dedi, kimisi işte rampa aşağı inerken teker hızlı dönmek istiyor, dişten sıyırıyor bu şekilde dedi. Herkes yani kendince yorumunu katarak bildiği konuyu anlar. Ama ben bu bizim redüktörlerde daha önce az bir yağ koymuştum. Gresya. Yurt dışındaki videoların tamamına baktığımda adamlar o redüktörlerin içini mutlaka yağ ile dolduruyor. Gres yağ. Kaliteli gres yağ ile dolduruyor. Bizde iki tane Sivoma Q100 akülü sandalye. Ben bu motorları ilk topladığımda, yani Washington'ın üstündeki motorlarını bakım yapıp taktığımda bu zarıldama işi yoktu. Sonra ben buna tabii az yağ koydum. Bu zarıldama muhabbeti gene çıktı. Eşimin tekerlekli sandalyesine yine Sivoma Q100, aynı motor, aynı redüktör şanzıman. Onu yurt dışında gördüğüm gibi ağzına kadar tepeleme gres yağıyla doldurdu. Yani içeriği komple gres yağıyla doldurdu. Şimdi eşimin akülü sandalyesiyle benim akülü sandalyemin tüm ayarları birebir aynı. Ama benim akülü sandalyem kalkışta zarıldayarak, titreyerek kalkıyor ki bu kalkışta, ilk kalkış anında zarıldayarak, titreyerek kalkmasının bir ayrı nedeni de şudur. Sizin aracınızın torku çok yüksektir. İlk kalkış anında titreşime, vibrasyona neden olur. Eşimin arabasında böyle bir sorun yokken benim arabamda böyle bir sorun olması beni biraz düşünmeye itti açıkçası. Kalkışta vibrasyon var. Yolda giderken titreme oluyor arabada. Eşimin akülü sandalyesinin redüktörleri ağzına kadar gres yağı dolu. Bizim kendi şu anda kullandığım arabanın redüktörlerinde az bir gres yağı var. Bunun bir gres yağının acaba yurt dışında gördüğüm gibi tepeleme gres yağı koyulması gerekiyor da az koyuyoruz motorlara kaçmasın diye, bundan mı yapıyor diye kafamda bir soru işareti oluştu. Şimdi bu arabanın redüktörlerini açacağız. Gözünüzün önünde tepeleme içini komple lityum gresle dolduracağım.
Neden lityum gres tercih ettiğimi de söyleyeyim. Lityum gresler Rulman gres, Rulmanların içinde kullanılır. Rulman gresi olarak geçer. Ve damlama, işte yuvadan taşma, çıkma olayı minimumdur. O yüzden lityum gres kullanacağım. Kaliteli de bir gres kullanacağım. Shell'in gresi. Buna dikkat edeceğim. Zaten artık dikkat ettiğimiz konuların başında geliyor kaliteli yağ kullanmak. Tepeleme dolduracağım. Doldurduktan sonrasında aracımı kullanmaya başlayacağım. Birkaç gün artık kullanacağım, edeceğim. Bir de kullandıktan sonrasında bir test videosu. Yani test, bu işlemi yaptıktan sonrasında karşımıza çıkan olay ne olacak? Kalkışta vibrasyonu kesecek mi? Giderken titremeyi kesecek mi? Benim arabam giderken titriyor. Tamam, benim kilom da var. Evet, ben bir 100, yaklaşık 100 kiloluk bir adamım ama iki arabanın da tüm mod şeyleri aynıken, ayarları aynıken, bu olayın eşimin arabasında olmayıp olmaması, benim arabamda olması beni biraz düşünmeye itiyor açıkçası. Vibrasyonu kesebilecek miyiz? Sürüş konforunu arttıracak mı motorların çalışmasının, daha rahat çalışmasını? Bu zarıltı olayını, bu durum kesecek mi? Neden yurt dışında devamlı tepeleme ağzına kadar mutlaka buranın rediktörlerinin içini dolduruyorlar? Hani yabancı dil bilmediğim için anlayamıyorum ama çoğu insan da Türkiye'de teknik servislerle konuştuğunda bu durumun bununla bir alakası olmadığını söylüyor. Gerçi denemeden de bilemeyiz. O yüzden de ben denemek istiyorum yani. Kendim deneyip görmek istiyorum. Bununla neticesini sizlerle paylaşacağım. Şimdi redüktörümüze greslerimizi dolduralım. Ondan sonrasına tekrardan bakalım. Bu işlemi yapabilmeniz için bir tane 5 halyan, yani düzgün bir anahtar, bir tane 17 lokma tekeri çıkartabilmeniz için ve kaliteli bir gres yağı. Şimdi tane tane bunları gevşeteceğim motorun, yani redüktörün vidalarını. Ondan sonra da buradan çıkartacağım. Dur gereksiz uzun oldu. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki şimdi bu vida redüktörün baş tarafındaki vida. Bunu söktükten sonrasında sıralayın. Yani aynı sırayla koyun. Öyle bir şey ki alüminyum parça olduğu için bir vida öbür vidanın nedense yatağını tutmama şansı oluyor bazen. Bu benim başıma geldi. O yüzden diyelim ki bu vidayı baştaki vida, değil mi? Söktünüz. Bir numaralı vida. Şuraya şu şekilde koyun. Ortadan şimdi söküyorum mesela. Ben bunları ilk önce gevşettim. Durdurdum. Bunun pulu düştü. 2 numaralı vida. Üç numaralı vida. Ben şimdi bunları takarken aynı sıralamasında gene takacağım. Belki çok düşük ihtimal başınıza gelebilir. Ama geldim mi insanız fitil eden bir tuhaf durum yani. Tamam, dur komple çıkartayım. Lityum gres yağımız. Şimdi motorun içi güzel gözüküyor mu? Şey, redüktörün içi pardon. Görüyor musunuz? Yağ az. Yurt dışındaki videoları seyredin. Adamlar bunu tepeleme yağıyla dolduruyor. Ve yağıyla doldurmadığı zaman da bir sorun oluşuyor. Benim aklıma gelen şu. Bunu doğru düzgün gres yağıyla doldurmadığımız için arka tekerin çok fazla rampa aşağı inerken ya da bozuk yolda vibrasyonu tölere edemediğinden kaynaklı bir zarıltı mı diye düşünüyorum. Bunu ben de aynı şekilde tepeleme dolduracağım şimdi gözünüzün önünde. Eski videolarımda bunu bu şekilde, yani çok yağ koymayın diye belirtmişliğim var.
Ama zamanla değişen, yani insanın ne bileyim deneyim mi diyebilirsiniz ya da işte bakış açısı, acaba neden hani yurt dışında bunu bu şekilde yapıyorlar diye düşünmeye de itmedi değil beni. Çünkü şöyle bir durum var. Ben bunu tepeleme doldurduğumda eşimin arabasında kullandığı rediktörde bir zarıltı yok. Kaymak gibi gidiyor yolda. Bizim araba titriyor, kalkışta titriyor, yolda giderken zarılıyor, fitil etti beni. O yüzden yani yurt dışındaki videoları seyrettiğimde de adamlara baktığımda da adamlar hakikaten böyle yağın içinde bütün dişlileri yani. Özellikle bunu belirtiyorlar ama tabii yabancı dilim olmadığı için bilmiyorum ne söylemeye çalıştığını ya da ne söylediğini. Şimdi bir görelim bakalım. Bir dakika, o dişi yedirelim onları. Ben bunun yani yağın az olması kalkışta bir şey yapacak mı? Pilav var ya, Arap yağı bol bulunca bir şey yaparmış diye ona da çevirmeyelim. Bir dakika durursana bir gün. Evet arkadaşlar, şimdi rediktörü tepeleme gresya ile doldurdum. Bundan sonrasında kapatacağım, bir yerine koyacağım. Bu arabayı 2 gün 3 gün deneyeceğim. 2 gün 3 gün sonrasında yani denerken de hani video çekebilirim. Eğer düzeldiyse bir video çekerim. Ramp aşağı inerken, bozuk yolda giderken falan. Benimkisi devamlı yapan bir zarıltı değil yani. Kimi zaman oluyor, çok yoğun bir şekilde yapıyor. Kimi zaman hiçbir şey yok arabada. Hayretler edersiniz böyle. Şimdi bundan sonrasını deneyeceğiz. Yani 2-3 gün sonrasında ben bir test videosu daha çekeceğim. Bu videonun arkasına devam olarak ekleyeceğim. Ekledikten sonrasında da bir bütün olarak YouTube'a yükleyeceğim. O videoyu da çekene kadar o zaman ben bunları toplayayım, takayım. Öteki rediktörü de aynı şekilde yapacağım için zaten gördüğünüz ne şekilde söktüğümü, yani sökmesinde bir şey yok. Yapacaklar için yeterli bir örnek. Şimdilik hoşça kalın. Devamında görüşmek üzere. Evet sevgili dostlarım,
Videonun birinci bölümünde rediktörü söküp içine Gresya'yı koyduğumuz bölümde o gün cumartesi. Bugün günlerden cuma. Ve ben işte neredeyse bir haftadır arabamı deniyorum. Bu konu nereden aklıma gelmişti? Birincisi zaten demiştim ya, yurt dışında devamlı bu rediktörleri yapan kişilerin tamir yapanını gördüğümde içi tamamen yağ dolu oluyor. Ve kendi eşimin arabasının rediktörlerini denemek için yazın motorlarını temizleyip rediktörlerinin rulmanlarını falan değiştirip bakım yaptığımda yeni gres yağı koydum. Ve ben de tepeleme doldurdum. Yazdan bu yana eşimin arabası bir kere bile ramp aşağı inerken zarıldama meydana getirmedi rediktörde. Dedim ki eğer bu iş yani rediktörün az yağından kaynaklanıyorsa benim arabanın da toparlaması lazım. Tabii gözünüzün önünde benim kullandığım akülü sandalyenin rediktörünün içine de tepeleme lityum gres yağı koyduk. Bir haftadır bir kere bile zarıldama. Arabanın kalkıştaki o vibrasyonu, zarıldaması ortadan kalktı. Benim arabam hafif gazda ramp aşağı inerken zarıldamaya başlıyordu ve bozuk yola girdiğimde zarıldamaya başlıyordu. Bunlar tamamen ortadan kalktı. Bu en son kendi yorumuma da geleyim. Şöyle izah edeyim bu durumu. Ben işte biliyorsunuz birinci videoda, yani bu videonun öncekisindeki videoda Ankara'dan rediktör bekliyordum. Bu rediktörlerin hatalı üretim olduğu söylenmişti. Böyle bir şey benim rediktörlerim için geçerli değil arkadaşlar, kullandığım rediktörler için. Evet, bana bunu söyleyen teknik servisti, birçok teknik servise görüştüm. Hani herkes kendi deneyimiyle alakalı yorumunu veyahut da arızanın nereden kaynaklandığını söyledi. Bir tanesi dedi ki işte hatalı üretim bu rediktörler. Ankara'dan rediktör bekliyorduk. Bu öyle değilmiş. Olamaz mı? Olabilir. Daha önce 1,5 ay uğraşmış işte abi. Dedi ki benim başıma böyle böyle geldi. Rediktör değildi sorun. Olamaz mı? Olabilir. Kendi deneyimi yıllardan beri benden daha çok akülü sandalye tamir etmiş, görmüş teknik servis. Bu cepte. Bir tanesi Adana'daydı, görüştüğümüzde dedi ki fren seronoidlerin dedi arızalı dedi. Açılma yapsa da dedi seronoid arızası dedi bu duruma sebebiyet veriyor dedi. Olamaz mı? Olabilir. Bu da cepte. Koyduk kenara. Ama motorlardan frenleri ayırdığımızda frenlerden olmadığını da gördük. Bir önceki videoda. Zaten bu birinci ikinci video olarak yayınlanacak. Tamam, seronoid arızamız da değilmiş. Evet, olabilir miydi? Olabilirdi. Fren arızası mıymış? Değilmiş. Olabilir miydi? Olabilirdi. Bir tanesi kendi işte servisleriyle görüştüğümde erken sıyırmıştır. Yani dişlilerin erken bitmiştir dedi. Dişlilerin bitmemişti halbuki. Çünkü ben dişlileri yaptırmak için dişli üretimi yapan firmayla görüştüğümde adam şaşırdı. Ya bu dişlilerde bir şey yok, sen bunların neresini yaptıracaksın falan demişti. Olamaz mıydı dediği gibi evet olabilirdi, ama orada da şöyle bir handikap çıkıyor. Eğer dediği gibi yani dişliler sıyırmış olsaydı rampa yukarı yüke bindiğinde tarayacaktı. Yani yüke bindiğinde de yapacaktı bu. Rampa yukarı. Sadece frenlemede yapmayacaktı. Bu da cepte. Olabilir miydi? Olabilirdi ama değildi. Daha sonrasında şöyle bir şey. Bunların hepsini kenara koyduktan sonrasında dediğim gibi benim aklıma da şu geldi. Yağ az olduğu için dişlide atlama meydana getiriyordu. Yani şöyle izah edeyim. Hani ne bileyim çocukken bisiklete binmiş olan ya da motosiklet kullanmış olanlar bilirler. Zincir bollaştığı zaman gazı verdiğinizde ya da pedala sert bastığınızda bir atlama yapar böyle tak diye. Demek ki bu rediktörlerde de az gres yağı belirli bir süre sonra yoğun kullanımda, ki buranın altını çizeyim, yoğun kullanımda
diş atlamasına sebep veriyor yani. Son, diyelim ki dişli dişlinin son dişe denk geldiğinde tak diyor atıyor buradan yani hızlı bir şekilde. O da zarıldamaya, hızlı giderken zarıldamaya sebebiyet veriyor. Ya da bozuk yolda zarıldamaya sebebiyet veriyor. Ben az yağ konusunda neden ısrarcıydım? Çünkü Motion Tech Derneği motorlarını ilk açtığımda redüktörünü gerçekten az bir yağ var. İçimdeki yağ kaliteli miydi? Evet, gerçekten bana göre kaliteli bir yağ değildi. Lityum gres yağını neden öneriyorum? Neden lityum gres yağı olmasını özellikle belirtiyorum? Lityum gres yağı rulman yağıdır aynı zamanda. Yani kapalı ortamda akışma yapmadan, uzun süre damlama yapmadan, çıkmadan kalabilen gres yağıdır. O yüzden lityum gres yağı diyorum. Bu yolda giderken zarıldamanın sebebi az gres yağının olması ve gres yağının özelliğini kaybetmesi. Yani çamurumsu olması ve gres yağının özelliğini kaybetmesinden kaynaklanıyor. Frenlemeye bindiği zaman bozuk yolda zarıldama yapıyor. Bunları söyledikten sonrasında şöyle yapalım. Şimdi ben arabamı yaptım. Benim arabam gres yağını tamamladık. Lityum gres yağını koyduk. Tepeleme ağzına kadar redüktörlerimiz dolu. Eşimin kullandığı Sivoma 200, ikimizin arabası da aynı. Aynı motor, aynı redüktör. Onun arabasının da redüktörler dolu. Bozuk yolda çıkacağız. Rampa yukarıya çıkacağız. Rampa aşağıya ineceğiz. Bunları da videoya çekeceğim. Bunları çektikten sonrasında bizim başımızdaki o zarıltılı arızayı detaylı olarak, yani eskiden çektiğim bir video vardı. Yani arızanın videosunu da koyacağım. Başımızdaki arıza buydu diye, bu şekilde bir arızaydı diye. Yaptıktan sonraki, yani redüktörlerin yağlarını tamamladıktan sonraki bölüm bu. Bu arıza gibi görünen sorun, gres yağının özelliğini yitirmesinden ve az gres yağ koyulmasından sebebiyet veriyor. Dişliğini sıyırabilir, başka arızalar olabilir, bu arızaya sebebiyet verecek arıza olabilir. Ama bizdeki arıza değilmiş. Yani artık bunu anladık. İlk önce gidelim, bir tur atalım, gelelim, arızanın gittiğini görelim. Ondan sonrasında ben arızalı hallerinin videosunu da ekleyeyim. Ya da tabii videoya arızalı hallerini de ekleyeyim. Ondan sonra tekrardan videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi bozuk yolda başlayalım. Devam et. Normal devam et. Bu arada benim tekerimden de ses gelmiyor. Sağ yukarıya çıkalım rampadan. Çık yukarıya. Çık 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 çık. Bozuk yolun bitişine kadar çıkarız. Herhangi bir şey yok.
Arkaya yük verdiğim için biraz ön tekerden yalpalama sesi gelir. O da zaten hepimizin akülü sandalyelerinde neredeyse başımıza gelen bir olay. Tamam, artık buradan dönelim. Bir dakika. Evet, gördünüz, yukarıya çıkarken herhangi bir sorunumuz yoktu. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz frenliğe. Gene zaten zarıldarsa duyacaksınız mutlaka, göreceğiz. Devam et. Hiçbir zarıltı sesi yok. Normalde şimdiye kadar 10 kere zarıldaması lazımdı. Çünkü hem bozuk yol hem de rampa aşağı iniyoruz ya. Zaten şu parke taşlar canını okuyor arabalarımızın. Ama önemli olan yolların tabii güzel gözükmesi. Sakatsa evden çıkmayabilir de canım, ne olacak? Bu da öbür teker. Ortam gayet sessiz. Arabaların tekerlerinden ses gelmiyor. Zaten duyulur. Geç biraz daha hızlı. Bu da bizim Sarmaşık. Merhaba de Sarmaşık. Merhaba de. Sarmaşık. Merhaba dedi. Ponçik. Toroman da çıktı. Bunlar da bizim sevimli dostlarımız. Evet, gördüğünüz gibi ne benim arabamda, ne eşimin arabasında herhangi bir zarıltı olmadı. Şimdi bir de düzde gidelim. Gel. Zaten başlamıştık. Yukarıdan aşağıya inince de tabii sevimli dostlarımız rahat geçmemize izin verirse. Evet, devam.
Evet. Son durağımız fıkarhanemiz. Evet, test videomuzu gördünüz. Rampa yukarıya çıktık, rampa aşağıya indik. Zaten bu parke taşlı yerlerde veyahut da hafif frenlemelerde inerken zarıl zarıl ötmesi lazımdı. Evet, benim arızalar ara sıra yapıyordu ama gel gelelim ki işte bir haftadır deniyorum. Zaten eşimin arabası yazdan bu yana herhangi bir zarıldama falan yapmadı redüktöründe. Ben de bir haftadır deniyorum. En ufak bir zarıldama yapmadı. Artık tamamen emin oldum bu iş yağdan diye. Tekrar şöyle yapalım. Bunun sonuna ben şimdi şeyi de ekleyeyim. Arızaların yani arıza gibi gözüken durumun da videosunu şimdi hemen ekleyeyim. Ekledikten sonrasında sonlandıralım videomuzu. Devam et. Dostlarım, arızanın videosunu da ekledim, kısa bir video gördük. Bu iş başınıza gelirse eğer, fren serenöyeti arızası olabilir mi? Olabilir, bir şey diyemem. Redüktörünüzün dişlisi sıyırmış mıdır, sıyırmıştır, bir şey diyemem. Hatalı bir üretim olabilir mi? Mühendislik olarak denildiği gibi birinci videoda redüktör de değişecektik. Hatta bu yüzden olabilir mi? Olabilir, gene bir şey diyemem. Yani bunların hiçbirisi yok. Bunlar bu arızalardan, bunlardan sebep olmuyor diyemem. Ama benim ve eşimin kullandığı akülü sandalyenin üzerindeki bu durum, birinci sınıf yağ kullanılmaması, az yağ kullanılması ve redüktörlerin içinin tamamen yağla doldurulmamasından kaynaklandı. Belki bu durum ara ara akülü sandalyeyi kullansaydık, ne bileyim işte haftada bir gün, iki gün, üç gün dışarıya çıkıp eve gelseydik, akülü sandalyenin üstünden inseydik, belki gene yapmayacaktı. Ama biz akülü sandalyelerimizi ticaret taksi gibi kullanıyoruz, sabah kalkıyoruz, akülü sandalyenin üstündeyiz, akşam yatana kadar. Bu şekilde yoğun kullandığımız için de haliyle farklı bir tepkime de ortaya çıkarttı. Videomuz biraz uzun bir video olacak haliyle ilk bölümüyle eklediğim zaman, ama bu durum başınızda varsa sebeplerinden bir tanesi hiç parça değiştirmeden öncelikle özellikle de rampa yukarı vurduğunuzda sıyırma yapmıyorsa, ki bu dişlinin bittiği anlamına gelir, bir nevi rampa yukarıya vurduğunuzda da sıyırma yapması gerekir, aşağıya doğru değil, sadece yüke bindiği için dişli. Sorun az yağdan ve kalitesiz yağdan ya da ömrünü tüketmiş, tamamlamış, çamur olmuş gres yağından kaynaklıdır. Sevgili dostlarım, herkes kendi bildiğini söyledi. Teknik servisler olarak görüştüklerim. Kimisi de hiç karşılaşmadım böyle bir arızayla, ilk defa dedi, hayret dedi. Ama ben de kendi bildiğimi uyguladım. Aklıma geleni uyguladım. Başka bir işte insanlar neden bu yağı tepeleme koyuyor da biz neden az koyuyoruz diye düşünmeme sebep olan durumdan ötürü bu arızanın ortadan kalktığını gördüm. Benim yorumum, bildiğim kadarıyla uyguladığım şekil bu. Bundan sonrası sizin başınıza geldiği takdirde yapacağınız uygulamaya bağlı. Dediğim gibi hepsi olabilir. Fren arızası olabilir, redüktör arızası olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama bu arıza başınıza geldiğinde bir çözüm yolu da redüktörü birinci sınıf lityum gres yağıyla tepeleme doldurmak olur. Sağlık, huzur ve refah içinde hoşça kalın.